Kanal Fırat TV ekranlarından iyi akşamlar. Bir Şehrin Sağlığı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bugün yine Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden çok değerli bir hekim konuğumu misafir ediyorum. Kendisi genç, çalışkan, idealist. Kendisiyle gurur duydum. Program öncesi sohbet etme imkanı bulduk. Konuğum Fethi Sekin Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Doktor Abdullah Kut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Yani bu başlangıçtaki övgüler tabii beni neşemi artırdı. Sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Kanalınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce yani öncelikle hastanemiz başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş Bey, anestezi hocalarımızdan Onur Hambeloğlu ve yine sorumlu hemşirelerimizden Sevgi Hanım'a çok yani teşekkür ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Çünkü Çapa'dan sonra ben kendim İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyup İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda ihtisas almış ve oradan mezun olmakla çok gurur duyan hocalarımın da inşallah emeklerini boşa çıkartmayacak, onların öğrettiği şeyler doğrultusunda güzel işler yapacak olan bir hekim olduğumu düşünüyorum arkadaşlarımla birlikte. Bir karaciğer tümörü rezeksiyonunu hani Çapa'dan sonra çok özlemiştim. Ben belki de en çok sevdiğim alan karaciğer hastalıkları ve tedavisi yönünde. Hani içimden gelen şey o. Tümörü başarıyla rezeke ettik kısa süre içerisinde böyle. Güzel de tedavi oldu, hastamız taburcu oldu, bizim kontrole de geldi. Tekrar kendilerine çok teşekkür ederim. Bu ekip olmasa hastamız uyumaz ve bu şekilde bir sonuç alamazdık. Herkese çok teşekkür ederim önce. Sizin de ekibinizde ellerine sağlık Sağ olun, diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Doktor Bey, şimdi bugünkü konularımız meme hastalıkları, tiroid nodülleri ve vaktimiz kalırsa safra kesesi taşlarını konuşacağız. Evet. Ama ben önce kısaca kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Ben Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Yuvalak Köyü'nde doğmuş, orada büyümüş olan, sonrasında da liseyi Düzce Fen Lisesi'nde hani okul birinciliğiyle bitirmiş olan, sadece doktor olmayı isteyen ama öncesinde hiç bir hastaneye bile gitmemiş olan bir hani öğrenciydim. Ama doktorlar şöyle işte insanların hayatını kurtarıyor, şöyle başarılılar, insanlara yararları çok oluyor dedikçe ben onları çok dinledim ve hoşuma giderek hani seçtim. Tıp fakültesinde de İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. Orayı bitirdikten işte bitirmeden bir yıl öncesinde de bir 3 ay Amerika'ya hem dilimi geliştirmek amacıyla hem de bir vizyonum artması için gittim. Sonrasında tabii mecburi hizmet süresi geldi ama ben mecburi hizmete gitmek istemedim. Çünkü sadece genel cerrah olmak isteyen bir hekimdim. Dedim bizimkiler dedi olur mu öyle şey falan, işte genel cerrahi dışında bir şey olmaz mı? Dedim ben istemiyorum başka bir bölüm yapmayı. Halbuki okul derslerimde iyi başarılı bir öğrenciydim. Çapa genel cerrahiye girdim. Çok zorluklar çekerek böyle bir askeri disiplinle orayı bitirdik. Fethi Sekin Şehir Hastanesi de mecburi hizmetim olarak çıktı. Bir 7 aydır da hizmet ediyorum orada. Elazığ halkına hani elimden geleni yaparak hizmet etmeye çalışıyorum açıkçası. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Dilerseniz bugünkü konularımıza da geçelim. Öncelikle meme hastalıklarından başlayalım. Şimdi meme hastalıkları deyince aklımıza ilk önce meme kanseri geliyor. Evet. Ama ben ondan maalesef önce... Maalesef ama geliyor. Daha çok meme kanserinden daha sıklıkla görülen memenin iyi huylu hastalıklarına değinmek istiyorum. Yani daha doğrusu onların anlatmanızı isteyeceğim. Sizin karşılaştığınız ya da en sık görülen memenin iyi huylu hastalıkları nelerdir? Onlara bir değinebilir misiniz? Yani hastalık değil belki. Aslında altında bir hastalıkta bulamadığımız bir meme ağrısı, kolda uyuşma şikayetleriyle hani poliklinikler dolup taşıyor açıkçası. Konunun ucunda da meme kanseri olduğu için inanılmaz... Kadın hastalarda yani gencinden yaşlısına kadar inanılmaz bir korku hakim. Şöyle söyleyeyim ben bu konuya hiç girmeden önce ve en sonunda girdiğimizde de şu mesajı vermek istiyorum açıkçası. Yani dünya tıbbı ilerliyor, bilim ilerliyor. Biz bir ötesini öğrenebilmeyi daha kolay başarabiliyoruz. Çünkü iletişim çok yaygın ve internet ulaşımı, bilime ulaşım, insanların mesela diğer dillere hakimiyeti de daha kolaylaştığı için
Dünyada üzerine en çok çalışma yapılan ve en çok ilerleme kaydedilmiş hastalık meme kanseri. Yani bugün bir literatür taranırsa en çok üzerinde çalışılan konunun ne olduğunu görürler. Ve insanlık bu konuda çok ilerledi. Yani biz diyoruz ki bir insan kanser olunca çevremizde algı şu, acaba ölüm mü geldi kapıma diye inanılmaz bir korku var. Acaba ben hasta olarak mı yaşayacağım, işte artık başkasına mı muhtaç olacağım? Öyle değil, artık 20 yıllık sağ kalımlar, hani 20 yıl boyunca 60 yaşına gelmiş bir insanın 20 yılda %95-98 sağ kalımından bahsettiğimizde herhalde bu hastalıktan korkmamak gerekir diye düşünüyorum. Ve böyle başlamak istiyorum. Öncelikle korkmayalım memeden ve onun farkındalığını bilgimizi artırarak, bilen insanların yanına yaklaşarak bu konuda çok yarar göreceğimizi düşünüyorum. Memenin en çok tabii ki kistleri, kistler oluşmuş, çokmuş, artıyor. Hocam burası daha çok ağrıyor. Hani sen orayı muayene ediyorsun ama diğer taraf ağrıyor gibi böyle uzayan konuşmalar ve bitmiyor. Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Hani biz ağrıdan korkmuyoruz. Hani evet. Siz korkuyorsunuz, biz korkmuyoruz. Hedefimiz sizi sağlıklı ve bir kötü bir hastalığı altında erkenden yakalayıp sizin ömrü hayatınızı hiç etkilemeyecek şekilde tedavi edilir miyiz diye uğraşımız söz konusu. O yüzden meme kistleri çok önemli bir durum. Fibrokistik meme hastalığı. Memede çoğu kez ele gelen kitle şeklinde değil, ağrı şeklinde bunlar geliyor. Daha az oranda hani memede akıntı şikayetleriyle gelebiliyor. Ama memede ele kitle geldi mi, yani aile, bir de burada bölge hastanesiyiz. Yani Bingöl'den, Tunceli'den, daha da uzaklardan hemen apar topar getirilen bir hasta ya da bir tanıdıklar aracılığıyla hocam bir hasta var işte görür müsünüz? Halbuki elimize gelen bir fibroadenom oluyor. Fibroadenom için de korkutmak istemiyorum. Yani her şeyin bir nadir durumu olabilir. İnsanlar yanlış bilgilendirilerek bundan korkabilirler. Fibroadenom sayısı arttıkça, kompleks işte bulguları oldukça gerçekten meme kanseri riskini bir iki kat kadar artırdığını gösteren çalışmalar var. Öyle de kabul ediliyor. Ama risk başka, hani o oldu demek başka. O yüzden korkmadan takiplerine uygun yapılırsa o hastalık onların beden sağlığına bir zarar vermez. Hele ki cerrahi tekniklerimiz de çok gelişti. Yani doğru bir kesiyle, doğru bir teknikle iz kalmadan sağlıkla, kozmetik olarak da hani kadın o kozmetik şeyini de düzgün yaşayarak sorunsuz bir şekilde yaşayabilir. Yani bence ilk mesaj korkusuz olmak diyelim, bilgili olmak da şey olsun yani. Peki, cebimizde dursun. Yani memenin iyi huylu en sık görülen hastalıkları fibroadenomlar, kistler. Bunlardan korkmayacağız ama ihmal de etmeyeceğiz. Evet, farklı alt tipleri var ama kafa karıştırıcı isimleri evet. Var onların. Risk lezyonu diye bahsettiğimiz evet. Ve meme kanser riskini artıran. Böyle isimleri değişik uzun söyleyebiliriz onları ama hiç kafayı karıştırmadan bence evet. Mesajımız yerini bulması için de konuyu karıştırmadan devam etsek daha hoş olacak. Peki dilerseniz meme kanserine geçelim. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri ve son günlerde bir NTV'de çalışan bir spiker 39 yaşında maalesef meme kanserinden kaybettik. Allah kanı gönül rahmet eylesin. Evet. Çok genç ve üzücü bir durum. Şey oldu, evet. Ama hani o yüzden biz bir meme kanserine değinelim diyoruz. Öncelikle meme kanseri nedir? Onu bir açıklar mısınız bize doktor bey? Yani bir kanser deyince hani meme değil vücudumuzda yüzlerce çeşitte hücreler var. Her hücrenin bir kanserleşme riski söz konusu. Bu hayatın ve yaşamımızın bir gerçeği. Bir kanser deyince de tek bir hücrenin bölünme kontrollerini kaybedip üst üste binerek yani bir kitle halini alması gibi düşünelim. Bir tümör, bir şişlik anlamına gelen bir konu söz konusu. Dolayısıyla meme tümörü, meme kanseri deyince de aslında bakarsanız bir hücrenin bu mekanizmalardan işte kurtulup böyle bir tümöral, ele gelen bir kitle gibi daha çok en sık önümüze gelen şekli o. Kanser hücrelerinin, kötü hücrelerinin kendi haline bıraktığımızda da bu çoğalmayı ve bölünmeyi, büyümeyi bırakmayan, bulundukları yerden lenfatik kanallarla meme için konuşuyorsak öncelikle koltuk altına en sık. Daha sonrasında da kan yoluyla akciğere, kemiklere, karaciğer gibi böyle vücudumuza saldıran bir kötü bir doku diyebiliriz. Ama bu senaryo yine bizi korkutuyor.
Yani toplumsal tarama dediğimiz, Sağlık Bakanlığı'nın işte üzerinde hassasiyetle durduğu bir tarama programları sayesinde yaklaşık bir 40 yıldır falan dünya genelinde meme kanseri için başarı çok şeyde arttı. Yani başarımız yükseldi. O yüzden meme kanserini, meme tümörünü tanımlayacak olursak bize zarar verebilecek. Fakat erken tanırsak da tamamen kurtulabileceğimiz bir hastalık olarak görebiliriz. Yani böyle düşünelim. Peki. Peki hocam, meme kanserinin risk faktörleri nelerdir? Yani şimdi birinci risk faktörü hani bana çok komik geliyor. Kadın böyle olmak öğrenciliğimizden beri okuyoruz da kadın olmak diye. Evet yani fakat %1 hastada da erkek meme kanseri. Ben onu soracaktım, hani erkeklerde de görülmüyor mu? Evet ve biraz daha agresif seyrediyor. O yüzden evet. Yani bir erkek hasta için de eline gelen bir kitlenin önemi çok büyüktür. O yüzden başvurması, geciktirmemesi, utanmaması, ihmal etmemesi çok önemli. Biz tarama programlarını 40 yaşında mamografi olarak hani öneriyoruz. Sert yoğun memelerde mamografinin etkinliği düşmeye başladığı için onlarda ultrasonografinin yeri tabii ki çok önemli. Yine bizi daha sonrasında yani taramada ultrason ama önerilen bir şey değil. Öncelikle mamografi ile başlanıyor. Ama meme kanseri risk faktörleri deyince sayacağız şimdi. İşte kadın olmak neden? Östrojen maruziyeti, hücreyi bölünmeye çoğalan bir hormonun işte başlattığı mekanizmalar. Onun üstünde kurgulanmış işte östrojen erken işte menarş, geç menopoz. Bir sürü şey sayabiliriz ama bu çok amatörce bir şey oluyor, kavram sınıfım oluyor. Çünkü bir meme kanseri risk modellemesi ve hesaplaması gerekiyor aslında. Çünkü çok çeşitli etken olduğu için bunu da bu işi bilen hani cerrah arkadaşlar işte değişik dünyaca işte Gale modeli, Tyrer-Cuzek bir sürü modellemeler var. Hatta bunun çok güzel internet yabancıların yapmış olduğu internet siteleri falan var. Onların üstünden bir risk hesaplayabiliyoruz. Ama en önemli şeylerden bir tanesi de aile öyküsünün genetik olması. Evet, evet. Yani anne ve baba tarafından ta babaannelerden torunlara kadar kimlerde meme ve hormonal ilişkisi olduğu için bir rahim kanseri öyküsü bizi meme kanseri için alerte etmeli. Şöyle deniyor, bir meme kanseri en erken kaç yaşında görülmüşse onun bir 10 yıl öncesinde taramalara başlayalım diye. 25 yaşın altında da bu taramaları yapmayalım diye bir böyle cümle geçer. Hastalarda tabii mamografiyi biz radyasyon veriyoruz. Radyasyon da bazı hücreleri kontrolden çıkartabilir ve kanser yapabilir diye korktuğumuz için o yaşlarda daha sert doku anlayamıyoruz mamografiyle. Ultrason ya da MR'la bunların takipleri yapılabilir. Aile yükü çok yüksek bireylerde de genetik testler hani gündemde oluyor fakat çok pahalı ve bir o genetik testleri yaptığımızda bazen o kesin meme kanserini göstermiyor ki kafaları bulandıran ve insanı strese sokan bir süreç haline gelebiliyor, çıkmaza sokabiliyor. O yüzden o testlerin de çok ince elenip sık dokuyup insanlara teklif edilmesi gerekiyor. Burada da tıbbi genetik uzmanlarına iş düşüyor. Kesinlikle. Evet. Bu bir sonuçta bir takım işi. Yani bir genel cerrah bu hastalığın üstesinden tek başına gelemez. Evet. Tek bir insan bunların hepsinin üstesinden gelemez. Yani bir bence ilk başlangıçta toplum bizim Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu böyle bir aile hekimliği, sonrasında hastane gibi böyle bir basamaklı bir tedavi hastaları görme şeyimiz var. Bence aile hekimlerimizin olduğu yerden başlıyor. Hastalarımız geldiğinde benim yanıma gelmesi bir marifet değil onun. Yani doğru bir aile hekimleriyle bir görüşme ve sağlıklı bir iletişim kurarsa zaten benim yaptığımı bir sürü randevu olarak yapmaya çalıştığı şeyi orada yapıldığını zaten görecektir. O hekim arkadaşlarımıza güvenmelerini ve onların dediklerini harfiyen uygulamalarını ben yani bizi izleyenlere özellikle bu mesajı vermek istiyorum. Çok önemli. Peki Abdullah Hocam, obezitenin etkisi var mı meme kanserine de? Obezitenin etkisi var kesinlikle. Obez hastalarda meme kanseri sıklığı artmış olarak biliniyor. Bu da o risk faktörlerinden bir tanesi. Peki. Dilerseniz bir de belirtilerine geçelim. Şimdi şöyle diyelim. Hep korkutarak tümörden, kanserden bahsediyoruz ama yani bir genel cerrahın hayatında
Yani tümör ve tümörle mücadele çok önemli bir yer kaplıyor. Biz onu aslında ekarte ederek bir sürü şeyleri. Hasta diyor karnım ağrıyor. Hı hı. Altında biz hep böyle bir kötü şeyler arıyoruz. Yani kötü insan değiliz ama. Bizim de aklımıza geliyor. Onu biz ekarte etmek ama. Ve bir şeyin yoktur ama sıkıntın vardır. Diğer doktor arkadaşlardan, hekimlerden biz bunu bilmiyoruz diye ben açık yüreklilikle söylüyorum hastalara. Evet. Her şeyi bilmenin imkanı yok. Ve tedavini onlarla devam edeceğiz. Bize bir iş düşerse de mutlaka buradayız diye söylüyoruz kendilerine. Böyle bir durum söz konusu. Peki. Biraz da belirtilerine değinelim. Meme kanserinin belirtileri nelerdir? Az önce belirttiğiniz yani bir şey kitle mesela. En sık karşımıza memede kitle olarak, geliyorlar. Kitle geldi. Yani utanmanın bir anlamı yok. Korkmanın anlamı yok. Geleceksiniz, muayene olacaksınız. Biz ona gerekli tetkiklerimizi isteyeceğiz. Biz biyopsi diyorsak o zaman ondan korkmayın. Yani bunu yaptırın. Çünkü bunun tanısı biyopsiyle koyuluyor. Yani doku tanısı önemli. Bize yol gösteriyor. Ama o kitle lezyon için korkuyorlar. Halbuki meme dokusu ciltle kas dokusu arasında hareketli, tamam, kolay ulaşılabilen. Kolay da açıkçası cerrahi teknikleri düzgün uygulandığında, tabii her şeyin eğitimi ve şeyi gerekir. Yani daha rahat ulaşılabilecek ve tedavisi yapılabilecek, biyopsisi yapılabilecek. Yani biraz korkmamakta yarar var. Yani ben şey diyorum korkan hastalara, damar yolundan kan almak gibi biyopsi alınacak. Yani bunu yaptırın lütfen. Eğer gelmezse 6 ay sonra geliyorlar ve sadece üzülüyoruz doktor olarak o zaman. Peki meme kanserindeki o kitlenin özelliğinden de biraz bahseder miyiz? Yani nasıl, sert mi, işte cilde yapışık mı, fibroadenomdan farkı ne, bizim muayeneden? Daha çok gördüğümüz meme kanserleri hani biraz yani orta sert ya da sert kıvamda, etrafa fikse olmayan, cildi meme başının ya da arkasındaki kas dokusunu tutmuşsa bir yere fikse olabilecek. Bir kitle lezyon gibi görüyoruz. Daha çok 2-5 santim arasındaki tümörleri görüyoruz. Bu bir semptomu kitle olarak. Evet. Akıntı şikayetiyle gelenler olabilir. Bu da mümkün ama en çok kitle olarak geliyor diyebiliriz yani. Peki. Meme'deki fiziksel değişiklikler de yine bir işaret olabilir mi? Olabilir. Mesela meme başında lenfatik kanalları tuttuğunda ya da altındaki dokuları, fibroz dokuları da etkilediği zaman bir meme başı çekintisiyle karşımıza gelebilir. Bir bakarsınız ki lenfatikler tıkandığı için meme ne, normalde kıl köklerini fark etmezsiniz. Böyle portakal kabuğu gibi, evet, belirginleşmiş halde ödemli bir ciltlen gelebilir karşımıza. Ama biz bu aşamada görmek istemiyoruz. Yani hasta için de istemiyoruz. Bir öncesinde mamografi çektiğimiz için daha hiç kitle olmadan fark ediliyor. Evet. Biz elleyemiyoruz bile. Hatta onların yerini işaretleyip de ameliyat etmeyi düşünüyoruz. Şeklinde bir yol izliyoruz meme tümörlerinde. Evet. Şimdi meme kanserlerinin erken tanısında ve taramalarda kullanılan bir tarama stratejileri var. İşte evet, kendi kendine meme muayenesi, klinik meme muayenesi ve mamografi. Şimdi bunları kısaca açarsak, kendi kendine meme muayenesi nedir hocam? Ne zaman yapılmalıdır, hangi sıklıkla yapılmalıdır, nasıl yapılmalıdır? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Yani kendi kendine meme muayenesini kadın işte kendi banyo yaptığı süre boyunca, ayda bir mesela, 3 ayda bir bu şeyin farkına varması ve meme dokusu ciltle arkadaki kas dokusu arasındaki bir şey, her noktasının böyle elinin altında bir şey var mı kitle açısından diye muayene ettiği bir durum diye düşünüyoruz. Ama mesela şunu ben çok anlatamadım. Hatta fakültedeyken de, tabii asistanlık sürecinde bizim intern arkadaşlarımız oluyordu. 6. sınıf tıp fakültesi öğrencileri. Muayeneyi falan gösterir öğretirken. Şimdi meme dokusu sağa dönseniz sağa giden, ayağa kalktığınızda öne doğru giden bir şey. İçinde düşünün ki bir fındık kadar bir kitle var. Şimdi memenin bir tarafına bastırdığında yukarı doğru gidiyor. Üste evet, basıyor, alta gidiyor. Aslında o memeyi fark edemiyor. Halbuki memeyi şöyle 4 kadrana bölmüş olsak hayali bir evet, çizgiyle, bir tarafına bastırdığımızda meme dokusu bir tarafta toplanır. İçerisinde şöyle 2 parmağımızın arasında nazikçe içinde bir şey var mı diye aramamız yeterli. Açıkçası bizim muayenemiz de buna dayanıyor. İçin deriyle altındaki kitle lezyonu fark etmeye çalışıyoruz. Özenli bir muayene gerekir ama meme büyüdükçe, sertleştikçe bunların muayenesi, kendi kendine meme muayenesi yetecek bir şey değil. Ben kendim muayene ettim, çok özenliyim. Ben o yüzden doktora gitmiyorum. Yani bu düşünce kesinlikle yanlış. 40 yaşında
Mamografisi normal olan bir hasta bir sene sonra tekrar doktora gelmek zorunda yani. Yani klinik meme muayenesini de yaptırması gerekiyor. Gerekli. Evet, bazen şey diyorlar yani biz testleri yapacağız ama muayene yaptırmayacağız. Yani bizim işimiz bu. Evet. Bundan utanıp kaçmak belki yani çok yanlış bir karar olabilir. Hani biz oraya muayene notlarımızı hasta muayene istemedi yazmak istemiyoruz yani. Evet. Bu konuyu konuşmak. Sizin sağlığınıza naçizane bize gelmişsiniz kıymet verip mesela muayene oluyorsunuz. Yani çok mutluyuz hani hastayla. Bir kavga edecek, tartışacak hiçbir şey yok. Biz sizin sağlığınızda katkıda bulunalım. Onun için doktorunuzun dediğine güvenerek hareket etmenizde yarar var diyelim hastalara. Peki hocam o kendi kendine meme muayenesini o menstrual süklüsün hangi döneminde yapmak daha faydalı? Şimdi kadında meme dokusu aslında menopoz öncesinde her ay böyle doğuma hazırlanır gibi bütün hormonal denge her şey ona yani üreme üzerine kurguluymuş gibi böyle bir sistemi var kadının. Meme dokusu da bütün böyle hayatı boyunca ve her ay yani yoğunluğu, sertliği, dolgunluğu değişen bir şey oluyor. Bir menstruasyon olduktan sonraki 5-7. Günlerde mesela meme dokusu muayenesi daha iyi yapılabilir diyebiliriz yani. O günleri daha rahat mesela o günlere denk getirebilirler muayenelerini. Yani kadınlarımız memelerine dokunmaktan korkmasınlar. Korkmasınlar. Tamam. Yani bu işte bilgili olmak ve kaçmamak doğru uygun bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Peki şimdi biraz da tedavisine değineceğim ama tabii ki sizin branş genel cerrahi olduğu için sizden hani meme kanserinin tedavisinde genel cerrahinin yeri nedir? O konuda bilgi almak istiyorum aslında. Ben kendim için söyleyeyim yani. Ben cerrahi çok seven bir insanım ama inşallah ameliyatların bittiği, hiç ameliyatın gerek kalmadığı, yani gelecekte de böyle olduğuna inandığım bir konu meme kanseri benim. Çünkü tarihini okuduğumuzda o tarihte yaşamamıza gerek yok. Okudukça öğreniyoruz. Birçok şey çok değişmiş yani meme kanseri için. Şu anda mesela yani saygı ve sevgiyle çok Profesör Doktor Mahmut Müslümanoğlu hocam işte bizim meme hastalıkları servisimizin başındaki hocamız şu anda. Yani bir toplantısı var. Acaba aksillaya, koltuk altına cerrahi işte bitecek mi? Yani konu buralarda artık. Evet. Hani ameliyat etmeden de devam edebilecek miyiz? Yani tartışmalar çok güzel yerlere geliyor. Dolayısıyla cerrahi inşallah biter. Ama cerrahi de bu işin, bu multidisipliner yaklaşımın senfoni böyle bir orkestra gibi onun şefi biziz yani onu söyleyeyim. Evet. Çünkü bu hastalıkla iç içe bu hastalığı okuyup yani üstümüze çok sorumluluklar düşüyor. Fakat bir tümör tanısı koyduktan sonra biyolojik olarak çok heterojen yani çok alt tipleri var. Ve onkologlarla bizim mesela çok iyi anlaşmamız gerekiyor. Çünkü öncesinde verilecek olan bir kemoterapi, tartışma konusu olan ameliyat öncesi radyoterapiler bu meme kanserinde çok önemli bir yere geldi. Hormon tedavileri de. Mesela ameliyatla çıkartırız, biter demek cerrahi teknik olarak mümkündür ama doğru olmayabilir. Evet. Dolayısıyla bir cerrah ya da birisi ameliyat dedi diye mesela sadece ameliyata yönelmek değil. Bir konseyde bir toplantıda konuşulan bir konu haline gelmesi lazım. Meme tümörü ve meme kanserinin yani. Peki. Çok önemli. Peki tümörün kendisinin çıkarılmasıyla total olarak memenin alınması. Ben hani tıbbi terim kullanmak istemiyorum ama hani evet. Total mastektomi ile sadece tümörün çıkarılması arasında bir fark var mı? İstatistiksel olarak anlamlı fark yok. Bunu dünyanın çok büyük klinikleri bu meme koruyucu cerrahi bu arada Türkiye'de ilk uygulayan klinik İstanbul Tıp Fakültesi'dir. Yani çok büyük serisi var hocalarımızın. Biz de bir kısmına şahit olmuş olduk. İnşallah yine benim yolum çapayla kesişecek durumda olur. Yani dünyada şöyle denir, lokal nüksü artırabileceği düşünülür ama mastektomiyle yani memenin tümünün alınmasıyla bir fark olmadığı için zaten meme korunuyor. Çünkü hasta şöyle düşünüyor, ben mememi aldırırsam bu hastalıktan kurtulurum. Değil. Bu hastalıkla doğru mücadele edersem bu hastalıktan kurtulurum. Mesela sonrasında bir onkoloji doktorumuzun bizle birlikte oturduğu bir toplantıda hormon tedavisi alsın diyorsa, koruyucu bir kemoterapi alsın diyorsa, ışın tedavisi alması gerekir diyorsa, bunları zamanında harfiyen uygularsa kurtulur bundan. Evet. Yoksa memeyi kesip attığında o hasta, çünkü sadece oradaki kitle konu değil.
Çok konu çok farklı yerlere, özel yerlere gelecek, geliyor, tartışılıyor. Onu da inşallah böyle detaylı ya da başka bir zamanda konuşabiliriz. Zaten orada. Az önce de bahsettiniz. Biz mesela bizim zamanımızda kanser cerrahisine 5 yıllık survey derlerdi. Siz 20 yıllıktan bahsediyorsunuz. Tabii 10 yıllık çok güzel değil. Bir şey, 20 yıllık artık 20 yıllık, çok sağ güzel. Kalımlar konuşuluyor. Evet. Biyolojik alt tipi kötü olanlarda bile mesela hasta üzülüyor. Ben niye kemoterapi alıyorum? Ameliyat olamıyorum. Evet. Ama görüyor ki bir 4-6 hafta geçiyor, 8 hafta geçiyor. Memedeki kitle yumuşuyor. Ameliyat olmadan önce de şöyle geliyor. Bir 6 ay kadar süre geçiyor. Hocam olmasam olmaz mı? Gitti benim kitlem. Evet, biz de yerini bulamıyoruz zaten evet. Onun. Yerini bulamadığımız için kemoterapiye göndermeden önce o kitle kaybolacak. Orada da hiç tümör hücresi kalmasın diye ameliyat etmemiz gerekiyor diye o kitleyi işaretliyoruz yerine. Evet. Ve bunun değişik teknikleri var tabii ki yani. Konu oraya geliyor. Onu birebir yaşıyor hastalar. %40 ya da 60 kadarında böyle oluyor. Peki. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Biz Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak genel cerrahi bölümünde meme kanseri cerrahisini yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yani ben geldiğimde çok mutlu oldum. Çünkü çok başarılı ve çok iyi bir cerrahi ekibi var. Arkadaşlarımız neredeyse hepsi meme kanseriyle ilgileniyorlar. Polikliniklerinde takip ediyorlar ve ameliyatlarını da yapıyorlar. Yalnız mesela ekstradan şey olabilir, bir Sağlık Bakanlığı'nın ödememiş olduğu meme implantları konusu var. Yani ben Fethi Sekin'de ne istediysem gerçekten Erol Hocam'a çok teşekkür ederim. Yani bir malzeme olarak hiçbir zaman, yani ben yapacağım diyen doktorun arkasında her seferinde durduğunu, hiçbir zaman geri durmadığını gördüm. Bir tek meme implantı alması konusunda mesela bir baskımız olursa çok mutlu oluruz yani. Çünkü o tarz hastalar da oluyor. Meme cildini, meme başını kaybetmeden içi implantla doldurulması gereken hastalarımız oluyor. Onlar için de çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Yani. Peki. Bir diğer konumuza geçelim. Tiroid nodülleri. Evet. Şimdi Abdullah Bey, biraz da tiroid nodüllere geçeceğiz ama konunun anlaşılır olması için ben önce tiroid nedir? Vücudumuzun neresinde bulunuyor? Ne gibi işlevleri yani var? Yani her şey kıymetli böyle şey evet. Demişler yani eline iğne batmış canım elimde demiş. Ayağına evet. Batmış ayağım canımda demiş. Yani kıymetli her şey tabii ki. Yani tiroid bezi, tiroid hormonu, fonksiyonu, tiroidlerin arkasında bulunan, genelde orada bulunan kalsiyum hormon işte şeylerimizi düzenleyen paratiroid bezlerimiz. Yani olmazsa olmaz. Hani bizim metabolizmamızın gazı ya da freni gibi düşünebiliriz. Hormonumuz, yani o olmuyorsa olmuyor. Tabii hasta olunca da içerisinde endokrinolojik hastalıklar, cerrahi hastalıklar, nükleer tıpın içine girdiği yine bir multidisipliner bir tedavi şeyi oluyor. Ve tek başına bu hastalıkların management'ını, yönetimini yapmak bir tane hekime düşmüyor. Herkesle birlikte kafa yormak gerekiyor. Bir hasta için uygun karar vermek gerekiyor. Bir hasta geldiğinde hemen iyileşmek istemesin. Doğru karar nedir, ne düşünüyorsunuz diye doktoruna sorsun, ona bir fırsat versin. Belki bugün cevabını alamaz, haftaya alır. Ama o doktor o konuya kafa yorsun, tetkiklerine kafa yorsun. Doktora müsaade etsinler biraz. Peki. Şimdi tiroid nodülleri sık görülüyor hocam, değil mi? Siz çok de sık görülüyor. Evet. Yani hatta tiroidin mesela şöyle, sen Abdullah Kut, yani Allah korusun, kanser olmak istesen diye bir soru sorsak, böyle bir ütopik bir şey olsa, ütopyada yaşıyorsak şu anda. Tiroidin diferansiye tiroid kanserleri, papiller kanser olabilirim diyebilirim yani. Tamam mı? Yani çünkü ömrü hayatımı etkilemez düzgün tedavi edilirse. Bazıları otopsi serilerinde de mesela bakıldığı zaman yani çok yüksek oranlarda mikro kanserler tiroid bezinde zaten varlar. Evet. Ama tiroid nodülleri gerçekten çok sık rastlantısal olarak yapılan bir şey tetkikler sırasında muayene sırasında ele gelen bir nodül şeklinde çok az geliyor. Boyun ağrısı deyip geldiğinde ya da bir işte herhangi bir nedenle yapılan testlerde çok sık karşımıza geliyor. Kanser hastalıkları çok tedavi edildiği için de daha uzun yaşanıyor ve hasta sayısı çok artıyor, çok şükür. Onların yapılan tarama testlerinde bakıyorsunuz ki bir PET CT'de pozitif olan bir nodül. O zaman buna da bir yaklaşım gerekiyor. Buna ne yapmamız gerekir sorusu da ortaya çıkıyor. Bu nodüllerde
Biz onun muayene bulgusuyla çok şanslıyız. Yani bir tiroid bezi az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor? Hasta gelip kendini anlattığında biz onu fark edebiliyoruz güzel. Muayene ettiğimizde elimize bir nodül sert mi, yumuşak mı, çabuk mu büyümüş? Hani etrafta bir lenf bezi var mı? Onlar elimize yine rahat gelen şeylerden ama ultrasonografi olmazsa olmaz ve çok güçlü. Radyologlarımız bunları güzel değerlendiriyorlar başarılı bir şekilde ve biz onlara göre hareket ediyoruz. Yine iğne biyopsileriyle de tanılarını koyup yolumuza devam edebiliyoruz. Ama her tiroid nodülüne mi biyopsi yapacağız? Onu soracaktım. Her tiroid nodülüne tabii ki biyopsi yapmayacağız. Yani bir kere önce tiroid bezi hızlı çalışıyorsa ne yapmam gerekir? Yavaş çalışıyorsa, normal çalışıyorsa nodüle ne yapmam gerekir diye düşüncelerimiz olacak. Eğer bir tiroidde nodül ya da nodüller varsa, tiroid bezi hızlı çalışıyorsa bunda kanser olma olasılığı çok düşüyor. Onun için bir nükleer tıptaki görüntülemelerle sıcak ve soğuk nodülleri araştırıyoruz. Soğuk nodülse bir tümör olma riski %15'lerde falan gibi bir yerde okumuştum. Yani ona yaklaşım bir biyopsiyle olurken sıcak hızlı çalışan bir nodülde fonksiyonlarını yerine getiren bir endokrinoloji hastalıklar ya da bir dahiliye doktorumuzla birlikte uygun bir hormon profiline çektikten sonra hastayı ameliyat düşünüyoruz. Hani tekrar uzun yıllar o ilaçları kullanamayacakları için. Diyelim ki az çalışıyor tiroid ve nodül var. Hı hı. Bunlarda da şimdi nodüller zaten sonuçta tek bir yerde değil. Tiroid bezi, hipofize ve hipotalamusa, santral şeylere de bağlı olan bir şey. Bu nodüllerde de biyopsiler yanlış karar verdirtebiliyor. Kuşkulu geliyor, tümör kuşkusu diyor vesaire diyor. O zaman nodüllere de öyle hemen biyopsi değil. Bir kere dünyanın da buna bir norm koymuş ve tiroid ultrasonografinin aynı memedeki gibi mesela biraz skorlaması gibi tiraz skorlamaları var. Yani ultrason ne kadar şüpheli diyorsa ona göre yapalım. Ya da ultrasonu 6 aylık görüntülemelerde sadece raporla değil görüntüsüyle birlikte kıyaslayalım. Mümkünse aynı radyolog yapabilsin ve iç yapısını, etrafını güzel değerlendirsin. Gerekiyorsa biyopsi yapalım şeklinde kafa yormak gerekiyor. Aksi takdirde biyopsi yaptık, normal çıktı. Bir sonraki nodülümüz yeni çıkan ya da karakter değiştiren hasta bazında şöyle olabilir. Ya yapıyorlar bir şey çıkmıyor. Ama bir sonrakinde bizim yakalamamız gereken bir hastalık olabilir yani. Yani tiroidde birden fazla nodül varsa birinden sadece biyopsi almak yeterli değil hocam değil mi? Diğerinde de... Evet, yani fonksiyon olarak yani karar verdirici ultrason burada bizim en önemli şeyimiz ultrasonla başlıyor. Tomografi ve MR'ın yeri biraz geri planda şey için tiroid bezindeki nodüller ve tiroid bezleri için. Çok sayıda nodül var, fonksiyonu normal, karakterlerinde baktığımız zaman ultrasonografik olarak bir tümör kuşkusu barındırmıyor. Bakıyoruz etraf tiroid bezinin etrafındaki lenf bezlerinde bir kanser riskini düşündürecek bir şey yok. O zaman biz bu hastalarda sorun çıkartır tiroide ameliyat etmemiz gerekiyor. Evet. Nodüllerde büyüme, solunuma baskı yapıyor, yapar. Sesim kısılıyor. Ya da bu daha ileride daha da büyüyüp daha sorunlu bir cerrahi gerektirebilir. Kemiğin arkasında böyle göğsümüzün içerisine uzanan bir tiroid bezi oluşuyorsa o zaman da ameliyat önermek durumunda kalıyoruz. Cinsiyetle kanserleşme riski fark ediyor mu hocam? Şöyle, mesela erkeklerde genç görülen ve erkekse, genç ve erkekse ve tiroid nodülü olmuşsa kanser olma ihtimali daha fazla. Evet. Ve daha agresif olabiliyor. Ne kadar ailevi işte ailesinde öykü, baş boyun bölgesine alınan radyasyon, iyonize radyasyon işte olan kişilerde risk nasıl artıyorsa mesela erkek olmak, genç olmak da riski artıran bir şey. Bu önemli. Ama yine dediğim gibi yani en çok yine sporadik olarak gözüküyor. Yani ailesinde öyküsü yok, nodülü var. Dolayısıyla yaptığımız iş kıymet kazanıyor yine. Radyoloğumuz çok iyi olacak. Evet. Biz o nodülü iyi değerlendireceğiz. Aralıklarını iyi seçeceğiz. Doğru iletişim kuracağız hastamızla. Hastamız da bizi dinleyecek. O dönemlerde gelecek. Ve biz ona baktığımızda biyopsi diyorsak yani onun risklerini konuşup karar verip onu da yaptırmamızda yarar var. Yani özet olarak hangi nodüllerden korkacağız ya da daha onları dikkate alacağız hocam? Şimdi hızlı büyüyen bir nodül varsa. Erkek cinsiyetse.
Geçmişinde gençliğinde lenfomalar sık baş boyun bölgesine radyasyon almışsa, ondan sonra ailesinde öykü pozitifse, genetik bazı sendromlarla birliktelik oluyor. Onlar da varsa. Sıcak soğuk nodül olması. Onlar görüntüleme yaptık, evet. Fonksiyonlarına baktık. Soğuk nodül olması yine önemli şeylerden. Ultrasonografik bulgu olarak içinde bir kireçlenme bulguları. Etrafındaki böyle bulguları var, etrafla ilişkisi, etrafa doğru düzensiz sınırların olması, içinde kistik nodülün bir böyle solid kısımlarının olması, hep böyle radyolojik bulgular üzerine, içinde bir damarlanmanın artmış olması, etrafında bir lenf bezinin mesela varlığı, kuşkulu olması, bunlar bizi alerte ediyor. Çok önemli bulgular. Yani hekim buna karar veriyor, yönlendiriyor. Ona göre kontrollerine geliyor ya da ince iğne aspirasyon biyopsisiyle. Detayına, indikasyonlarına girdiğimiz zaman çok histolojik alt tiplerine kadar profesyonel bir konuşma gerekiyor. Evet. Yoksa 2 dakikada bu iş olsaydı hepimiz bu hastalıktan kurtulurduk. Buna yalnız dediğim gibi yani birlikte karar verilen bir konu, doktoruna fırsat versin. Desin ki hocam bunun için ne yapabiliriz? Bir dinlesin doktorunu. Ne zaman karar verebiliriz? Ne zaman geleyim şeklinde bir soru sorsunlar doktorlarına. Tamam. Yoksa bir doktora gidiyor. Güvensinler. O çözemedi diyor. Öbür hafta öbür doktora gidiyor. Hatta o tetkikleri söylememiş oluyor. Bu doktorun işini çok zorlaştıran bir şey. Peki. Şöyle bir baktım, vaktimiz var hocam. Safra kesesi taşlarına da değinelim. Yine konunun anlaşılır olması bakımından safra kesesi nerede bulunuyor, ne gibi işlevi var, bir oradan başlasak. Yani safra kesesi karaciğerin komşuluğunda, karaciğerin içinde üretilen safra yollarıyla bir bağlantısının olduğu, sindirimimiz içinde besinleri sindirirken İçinde safrayı kullanmamız gereken bir depolayıcı görevi gören bir organ. Safra kesesi fonksiyonları bozulduğunda, içerisindeki safranın kalitesi değiştiğinde çamur ve taş olma ihtimalinin arttığı bir tablo bize oluşturup o taş ve taşın yaptığı komplikasyonlarla karşımıza geliyor ve bir genel cerrahın acilleri arasında safra kesesi iltihabı olmuş. Safra yollarına taş düşmüş. Safra yollarında pankreasın ağzına tıkamış, pankreas iltihabı yapmış. Bazen işte tıkanmış safra kanalının ağzı, safra kesesi delinmiş. Hasta üşüme, titreme, ateş ve sarılıkla gelmiş. Böyle bir korkutucu tablosu olabilen, yaşlılarda özellikle Allah korusun yoğun bakıma ve hayatı tehdit edebilecek ağır enfeksiyonlara, sepsise, septik şoka sürükleyebilecek bir tablo olabiliyor. Bu konu içinde eğer semptomatik bir taş varsa, şikayet oluşturuyorsa, baktığınız zaman karın ağrısının sebepleri arasında araştırdığınızda safra kesesi taşı gözüküyorsa bu konuda, bunu ameliyat etmek gerekiyor. Ama yani cerrah olarak ameliyat etmek çok zevkli, güzel bir şey. Fakat biz gereken hastayı ameliyat etmek zorundayız. Yani kesinlikle bu endikasyonu aramaya çalışıyoruz. Gerekmeyen bir hastayı ameliyat etmemek gerekiyor. Hastayı gereksiz bir maceraya sürüklememek gerekiyor. Çok yaşlı, ek hastalıkları olan bir safra kesesi taşı, hiç şikayeti oluşturmayan, yoğun bakımda yatan, bu hastaları biz zaten ameliyat etmiyoruz. Hani safra kesesi taşının yaptığı komplikasyonlarla mücadele ediyoruz. Antibiyotikle, oradaki iltihabı dışarıya alacak bir kateter koymakla. Dolayısıyla yine her işte bir emek gerektiği gibi safra kesesi taşına yaklaşım, safra kesesi taşıyla mücadelede de yine bu süreci, ne olması gerektiğini doktoruna güvenerek, mesela acil gezmelerine gerek yok. Bu zaten bir genel cerrahi uzmanının mücadele edebileceği ve bildiği bir konu. Sadece sizin hastalığınız ağır seyrediyor ve o mücadelenin başında oluyor olabilirsiniz. O yüzden hocam şimdi durum ne? Tanımız ne? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Diyorsa ki antibiyotik alınacaksınız, yatıracağız. Kötüye gidecek bir durum olursa araya başka tedaviler önereceğim. Yoksa biz sizi taburcu edeceğiz, bir 6 hafta sonra ameliyat edeceğiz diyorsa o doktoruna güvensin. Acil ameliyat gereken hastalar. Evet. Hangi durumlarda ameliyat? Yani cerrahi yani indikasyonlar neler? Onun için de kılavuzlar böyle bu Japonların yapmış olduğu bazı kılavuzlar var. Yani açıkçası bu konuda safra kesesi taşı ve hastalıklarıyla alakalı onların yayınları çok kıymetli, değerli.
dünyada bir sürü toplantıda konsensus yapıp karar verdikleri şeyler var. Onlara göre ameliyatı riski çok yüksek olmayan, ameliyat ettiğimizde hayati tehlike olmayacak olan hastalarda akut safra kesesi iltihabı olduğu zaman safra yollarında taş şüphesi yoksa o zaman o hastaları ameliyat edin. Ama kim ameliyat edecek? Deneyimli cerrah. O konuda daha önce ameliyatlar yapmış, deneyimi olmuş bir cerrah yapacak. Peki cerrahın deneyimi yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Mesela safra yolunda bir yaralanma riskini artıran bir durum bu. Safra kesesi yollarında bir yaralanma olduğunda konu nakil olmaya ya da hayatını kaybetmeye kadar gelebilir. O yüzden bunun sonrasında oluşacak komplikasyonu da yönetebilecek bir merkezde öneriyor olmakta yarar var bu konuya. Peki. Şöyle bir toparlayalım. Hemen safra kesesini aldık. Ondan sonra beslenme nasıl olmalı? Kısaca da ona değinelim. Ya onu çünkü çok o şey yapıyorlar. Genelde de ben hani güldüğüm bir konu, hani yumurta yemsek mi? Yumurtanın bir böyle efsanevi bir şeyi var. Oturup da kimseye tam hani yumurta ne yapıyor, nasıl oluyor diye de soramadım kimseye. O yüzden kendim yani soracağım ama bir gün yani bunu özellikle söyleyene. Özellikle önerilen bir diyet yok. Yok. Rejim ya dedi. Yönünden? Hayır, her şey serbest. Diyet yani o diyet kısıtlamaları doğru bir yaklaşım değil. Değil, peki. Evet. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ne demek? Ben biliyorum çok yoğunsunuz. Bugün de poliklinikçiydiniz. Çok yüzeysel konuştuk ama bir tanışma faslı gibi hoş oldu. Çok güzel oldu. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Ben hep programı kapatırken diyorum Fethi Sekin Şehir Hastanesi gün geçtikçe güçleniyor, kadrosu güçleniyor. Evet. Sağlığınız da bize emanet. Bir sonraki Şehrin Sağlığı programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz.